Demir yolu ve araçlarında kalmıştık. Şimdi demir yolu ve araçlarına baktığımızda treni hareket ettiren lokomotifiye ve vagonların üretildiği yerler birbirinden farklı. Lokomotif üretimi dediğimizde neresi aklımıza gelecek arkadaşlar? Eskişehir'de üretiliyormuş. Vagonlar da nerede üretiliyor? Adapazarı'nda. Sivas'ta ray üretimi var. Çankırı'da da artık yeni yapılan hızlı trenlerimizin raylarının üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye demiryolu araç gereçlerinde otomotiv kadar gelişmiş bir ülke mi? Hayır diyemiyoruz. Ama üretimimiz, sanayimiz var mı? Evet var. Bu şekilde ayırabiliriz. Gelelim gemi endüstrisine. Gemicilikte aslında oldukça iyi konumdayız. İzmir'de böyle Alsancak, Karşıyaka, Göztepe arasında böyle feribot seferleri vardır. Mavi, beyaz böyle. Ben onlara şey diyorum, tefal ütü gibi diyorum. Bunlar fiberglass'tır ve Gölcük yapımıdır. Yani yerlidir. İstanbul'da her yıl Avrupa'nın en büyük bot fuarlarından bir tanesi İstanbul Bot Show düzenlenir. Buraya dünyanın birçok ülkesinden insanlar gelir ve özel böyle katamaran, yattır, böyle el yapımı, işçilikle Türkiye'de sipariş verirler. Türkiye bu konuda oldukça iyidir. Hem fiyatının daha uygun gelmesi hem de işçiliğimizin daha iyi olmasından dolayı birçok ülkeye ihracat yaparız tersanelerimizdeki üretilen gemileri. İstanbul'da Pendik, Tuzla, Hasköy tarafları, Kocaeli'nde Gölcük, Zonguldak'ta Alaplı tarafları üretimin en fazla olduğu alanlardır. İzmir'de Alaybey'de bir tersanemiz var ama o daha çok bakım onarım, yani üretim kapsamında pek değil. Aynı şekilde Akdeniz'e doğru indiğimizde de tersanelerde üretim olduğunu göremiyoruz diyebiliriz. Gelelim uçak sanayine. Türkiye'de uçak sanayi dediğimizde iki tane il ön plana çıkıyor. Askeri uçak sanayi dediğimizde Ankara. Ankara'da F-16'lara ve F-35'lere parça üretim var. Eskişehir'de ise sivil uçaklara parça üretim var. Türkiye'de motorla ilgili çalışmalar var yakın dönemde. Yani uçak motoru. Boeing'e parça üreten bir şirketimiz kuruldu. Serbest bölgenin içerisinde İzmir'de. Türkiye'de uçak sanayi gelişme safhasındadır diyebiliriz. Savunma sanayine baktığımızda savunma sanayi son dönemlerde büyük atılım yaptık. Hepinizin bildiği gibi insansız hava araçlarıyla yerlilik oranları da oldukça yüksek. %90'ın üzerinde yerlilik oranı var. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin insansız hava araçlarının başarısı da ortada. Bütün dünya bunu görüyor. NATO ülkelerinden bile Türkiye'ye sipariş geçiyorlar. İHA, ondan sonra Bayraktar, Ankalar Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarıdır. Ayrıca biz Kirpi ve Kobra gibi zırhlı araçlar üretiyoruz. Özel silahlar üretiyoruz. Yani Türkiye savunma sanayinde Roketsan, Pil sanayinde Asvilsan gibi şirketleriyle, başta tabii Aselsan gibi şirketlerimizle birlikte savunma sanayimiz her geçen gün ilerliyor. Bu da Türkiye'nin dış ticaret açığının azalmasında çok önemli bir ataktır diyebiliriz. Atak demişken bir de Atak diye bir helikopterimiz var. İtalyanlarla ortak yaptığımız. Burada yazılımı ve karoseri Türkiye tarafından, motor da İtalyanlar tarafından yapılmıştır. Ortaktır. Ama Türkiye kendi, yani tamamen öz kaynaklarının ürettiği bir helikopter çalışması da vardır. Onun da yakın dönemde tamamlanması beklenmektedir. Türkiye dediğim gibi uçak sanayinde çok gelişmiş olmayabilir ama savunma sanayinde oldukça gelişmiş bir yapıya sahiptir şu anda. Kimya endüstrisine geldiğimizde birçok alan görüyoruz. Boya, deterjan, kozmetik, daha çok büyük şehirlerde. Yani burada şunu demeye getiriyorum. Ham maddeye yakınlık ilkesi yok. Çünkü ham madde dışarıdan zaten ithal edilen bir madde. Petrol rafinerilerinde lastik ve plastik fabrikaları arasında ilişki kurabiliriz. Mesela İzmir Aliağa'da petrol rafinerisi var. Hemen yanında Petkim var, plastik fabrikası. Batman'da petrol rafinerisi var. Gaziantep'te her yerde plastik fabrikaları var. Kocaeli'nde yine aynı şekilde petrol rafinerisi var. Bursa'da plastik fabrikası var. Kırıkkale'de petrol rafinerisi var. Kırşehir'de Petlas var. Yani lastik fabrikası. Bir yerde petrol rafinerisi varsa yakınlarında lastik, plastik fabrikası olur.
Bakın plastiğin fiyatı çok pahalandı değil mi? Neden pahalandı? Petrol fiyatları yükseldi. Yani petrolle plastik doğru orantılıdır. Çünkü birinin atığından elde edilir diyoruz. Ülkemiz ilaç sanayinde gelişmiş midir? Diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? İstanbul'da, Tekirdağ'da, İzmit'te ilaç fabrikalarımız var. Fakat bunlar yabancı firmaların distribütörleri şeklinde çalışıyorlar. Oradan formüller bize gönderiliyor. Ham maddeler gönderiliyor. Biz onu tabletleştirip iç piyasaya satışını sürüyoruz. Yani dışa bağımlılığımız ilaçta ne yazık ki çok fazla diyorum. Gübre fabrikaları. Burada bazı illere bakalım. Mesela nerelere gübre fabrikası kurulmuş? Samsun'a, Bursa Gemlik, Kütahya, Elazığ, İskenderun, Adana, Mersin, Balıkesir'de de Bandırma. Yani 10 tane il saydıysak 7 tanesi limanı olan kentler. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Ham maddesinin dışarıdan gemilerle geldiğini, ithal edildiğinin göstergesi oluyor. Geldik. Dokuma sanayine en eski sanayi dallarımızdan biridir. Bakın benim üzerimdeki tişörtü görüyorsunuz. Bu tişört hangi dokumacılığa girer? Yünlü mü? İpekli mi? Pamuklu dokumacılık mı? Tabii ki pamuklu. Yani tekstil ürünlerinin çoğu, yani böyle tişört tarzı şeyler pamuklu dokumacılık oluyor. Peki pamuklu dokumacılığın ülkemizde en çok geliştiği iller nedir? Bana öğrenci nasıl sayıyor biliyor musun hocam? Şanlıurfa diyor, Adana diyor. Neyi sayıyor? Pamuğun en çok yetiştiği yerleri sayıyor. Hayır arkadaşlar. Pamukta ham madde yakınlık zorunluluğu yok ki. Pamuk kolay bozulan bir ürün değil bir kere öncelikle. Sonra pamuğun taşıma maliyetleri de oldukça düşük. O yüzden baktığımızda İstanbul mesela pamuklu dokumacılıkta ilk gelen yerlerden bir tanesi. Bursa, Denizli, İzmir, Aydın, Adana, yani bunlara baktığımızda hepsi pamuğun yetiştirdiği iller değil. Siz hiç mesela şöyle bir şey duydunuz mu? Şanlıurfa moda haftası ya da Adana Çukurova moda haftası diye bir şey duymuyoruz. Yani pamuk orada çok yetişiyor diye bu tarz şeyler orada olmuyor. Dikkat diyoruz. Burada kalifiye eleman, pazara yakınlık daha önemli unsurlar olmuş. Yünlü dokumacılık. Şimdi yünden ne yapılır? Serkan ne yapılır yünden? Yünden ne yapılır? Ürün, halı, kilim, battaniye, yorgan. Bir de sadece Türklerin kullandığı bir şey var. Sadece onu Türkler kullanıyor. Bak, yünden yapılıyor ve sadece Türkler kullanıyor. Ne bu? Sarı içlik. İçlik başka hiçbir memlekette yoktur. Millet termal atlet giyiyor. Bizde koç işareti olan sarı içlik var. Biz ilkokuldayken hava çok soğuk olurdu. Annemiz zorla bize içlik giydirdi. Hatta ne derdi biliyor musunuz? Bak, tehdit ederdi bizi bir şeyle. Ne olabilir o? Ya bu içliği giyeceksin ya bunu diyordu. Kilotlu çorap. Yani düşünsene bir erkeğin kilotu kesip bir de kilotlu çorap. Beden eğitimi dersindesin. Unuttun, Allah korusun, kıyafeti değiştirdin. Yani bir göründü bittin, okulu değiştirmek zorunda kalırsın. Biz böyle travmalarla geldik yani. Şimdi halısıyla ünlü yerleri bilirsek arkadaşlar çok doğru olur. Yani bunları ezberlemesi çok mantıklı olur. Bunlar da yine ilçeler. Aynı ne yazık ki Linyit'te olduğu gibi. Manisa'da Demirci, Gördes ve Kula halısıyla ünlüdür. Muğla'nın Milas'ı, Kayseri'nin Bünyan, Kocaeli, Hereke, Uşak'ın battaniyesi ünlüdür, kilimi ünlüdür. Siirt'in halılarını G20 zirvesi düzenlenmişti Türkiye'de. Devlet başkanlarına hediye edilmişti. Küçükbaş hayvancılığın yetiştiği yerlerde yünlü dokumacılık, yani özellikle halıcılığın gelişmesi de daha kolay oluyor ham maddenin bulunmasından dolayı. Şimdi Türkiye haritası üzerine bunları koyduğunu düşünsenize. Demirci, Kula, Gördes, işte Muğla taraflarındaki Milas'ı, Siirt, Kayseri'deki Bünyan, Kocaeli, Hereke haritayı işaretledi. Haritada işaretli noktalarda gelişen sanayi dalı hangisidir dese, öğrenci çat diye yünlü dokuma diyebilir mi? Zor. Ezberlemeniz gerekiyor. İpekli dokumacılık bu kolay aslında. Bursa Gemlik taraflarıdır. Bunun hayvancılığını hatırlıyor musunuz? Yani ipek böcekçiliği, yaş koza üretimi nerededir derse Diyarbakır ve Antalya'ydı. Ama sanayisini sorarsa öncelikle Bursa Gemlik, sonra da İstanbul diyoruz arkadaşlar. Geldik orman ürünleri endüstrisine. Orman ürünleri dediğimizde kağıt olur, kereste olur. Bir de ne var arkadaşlar? Mobilya olur. Kağıt fabrikaları Türkiye'de ihtiyacı karşılayamıyor. Kağıt fabrikalarının ihtiyacı karşılayamamasının nedeni 2005 yılında SEKA'ların bir kısmının özelleştirilmesi. Özelleştirince geri kalanlar mesela ne var? Zonguldak Çaycuma,
Balıkesir'de var, Kastamonu, Taşköprü'de var. Bir de Söke'ye açıldı. Bu kağıt fabrikalarında üretilen kağıt Türkiye'nin ihtiyacını karşılayamadığı için kağıtta dışa bağımlı hale geliyoruz ne yazık ki. Peki kağıtta ham madde yakınlık ilkesi var mı? Evet var. Ormanların yakın olduğu yerlere kurulmuş hep. İşte eskidekileri de hatırlarsak Kastamonu'da hani Taşköprü'de falan dedik ya Giresun, Aksu, Mersin, Taşucu hep böyle orman olan yerlere kurulmuş taşınma maliyeti düşük olsun diye. Kereste fabrikalarına bakalım. Bolu, bakın Bolu, Düzce, Kastamonu, Sinop, Bartın, Batı Karadeniz. Türkiye'de orman varlığının en fazla olduğu yer zaten Batı Karadeniz. Orada daha fazla ormanlar geniş yer kaplıyor. Bu da maliyeti arttırmasın diye buraya kurulmuş. Türkiye'de kereste olmasına rağmen dışarıdan kereste ithal ediyormuş. Nedeni ise daha kaliteli kereste getirmek. İsveç'ten ve Kanada'dan onu nerede kullanıyoruz? Mobilyada kullanıyoruz. Türkiye mobilya sanayinde gelişmiş bir ülkedir. Türkiye'de şöyle söyleyeyim, yerli markalarımız çıkmış değil mi? İstikbal, Bellona, Lazzoni, sanki İtalyan markasıymış gibi gözükse de Kayseri'de üretilen bir mobilya markasıdır o da. Türkiye'de mobilyacılığın geliştiği yerlere bakalım mı? Kayseri dedik başta. Konya mobilya ünlüdür. Ankara mobilya, Bursa'da İnegöl, İzmir'de böyle kısık tarafları, Karabağlar tarafıdır. Peki mobilya sanayinde, mobilya sanayine baktığımızda ham madde yakınlık ilkesi var mı? Yok. Bunlarda orman mı var değil mi? Burada ne var? Pazara yakınlık, kalifiye elemanların burada olması, bu tarz şeyler var. Türkiye mobilyayı yurt dışına ihraç eder dedik. Şöyle bir inceleme yapmışlar. Avrupalılar mobilyalarını 10 yılda bir değiştiriyormuş. Araplar 5 yılda bir, Türkler 15 yılda bir. Ona göre biz de pazarlara açılmışız. Ben Orta Doğu'ya gittiğimde mesela Ürdün'de çok büyük istikbal mağazaları görmüştüm. Tabii ona göre üretim yapılıyor. Mesela o bölgelere, Orta Doğu'ya mesela böyle varaklı falan böyle taht gibi böyle çok değişik şekilde yapılar var. Ama Avrupa'ya gidiyorsun daha spor tarzı yapılıyor. Yani Türkiye farklı ülkelere farklı yapılarda mobilya ihraç eden bir ülkedir. O zaman kağıtta dışa bağımlıyız. Kereste hani dışarıdan alabiliriz. Onda da çok iyi değiliz. Bunların içerisinde iyi olduğumuz sadece neymiş? Mobilya. Yani işçiliğimiz gelişmiş. Yani dışarıya satabiliyoruz. İhracat yapabiliyoruz. Karşınızda çimento fabrikaları. Kırmızı üçgenle gösterilen çimento fabrikaları. Bana biraz şeker fabrikalarını hatırlattı. Şeker fabrikaları da ülke genelinde dengeli dağılmıştı. Çimento ondan daha dengeli dağılmış bence. Sanki biri gelmiş eline cetveli almış ve öyle belirlenmiş. Bak ikişer santim aralıklarla Van, Ağrı, Kars, Trabzon, Ordu, Çorum, Zonguldak böyle çok dengeli dağılmış. Çimento fabrikalarının ülke geneline bu kadar dengeli dağılmasının en temel nedeni ham maddesi çok kolay bulunuyor. Bunun ham maddesi ne? Taş, toprak. Ama bu ağır bir şey. Sen mesela diyelim ki sadece Ankara'ya kadar yaptın. Batı'da var çimento fabrikaları ama doğuda da inşaat var. Oraya göndereceksin. Onun maliyeti ne kadar yükselir? O ağır yükü kamyonlarla, tırlarla götürsen çok yükselir. Şimdi bunun ham maddesi her yerde bulunuyorsa bulduğun yere fabrikayı kuruyorsun. Ve eşit aralıklarla da yaparsan maliyeti minimum seviyeye ne yaparsın? Düşürürsün. Çok güzel bir soru olmaz mı KPSS için bu? Der ki ham maddesinin kolay bulunabilmesi, taşınma maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı ülkemizde kıyı veya iç bölge ayrımı yapılmaksızın her bölgede dengeli şekilde görülebilen sanayi dalı hangisidir derse çimento diyoruz. Çimento yurt dışına ihraç ediyor muyuz? Kesinlikle evet, kuru çimento şeklinde. Japonya'nın toprağı yok. Adam hangi toprakla yapacak değil mi? Satabiliriz. Arap ülkelerinde de genellikle çöl toprakları var. Çöl toprağından da çimento olmaz. Böyle dağ, kayalık bir zemin olması lazım. Bizde çok farklı çimentolar var. İşte Söke tarafındaki o bir çimento fabrikasından bahsetmiştim. Oradan çıkan çimento suyun içinde donabiliyor. O yüzden köprü ayaklarında falan özel olarak o kullanılıyor. Yani bu tarz şeyler de ülkemizi ihracat yapmasını kolaylaştıran etkenler arasındadır diyebilirim. Aynı haritada yeşille gösterilen cam fabrikaları var. Bir inceler misiniz? Sizce cam fabrikaları nerelere kurulmuş daha çok? Evet, kıyılara kurulduğunu görüyoruz. Bak, Sinop'ta, deniz kenarında.
İstanbul'da, İzmit'te, Mersin'de, evet iç kesimlerde var. Eskişehir, Ankara ve Denizli'de var ama daha çok deniz kıyısında kurulmuş. Çünkü ham maddesi deniz kumu. Yani silisyumdan yapılıyor arkadaşlar. Burada baktığımızda cam fabrikaları, çimento fabrikaları kadar yaygın değil. Çünkü kullanımı o kadar fazla değil. Türkiye cam sanayinde çok iyi durumdadır. Kurşun geçirmez camlar, otobüs camları, kamyon camları, yani her türlü camı üretiyoruz. Bu arada sanat olarak da Paşabahçe mesela sanatsal olarak da cam üretimi yapıyor. Estetik açısından da üretim çok fazla var. Tek gelişemediğimiz cam var. O da nedir biliyor musunuz? Gözlük camı. Gözlük camında yani optikte iyi değiliz. Çünkü burada önemli olan cam değil ki. O camı merceklendirmek. Bu da fizikte bir konu değil mi? Optik diye bir konu var. Zor bir konu. Bizim öğrencimiz yani ben de dahil edeyim kendimi tabii ki bunun içerisine. Türk insanımız ne yazık ki böyle zorun yapmaz, sevmez. Ya optik zor falan üzerine gitmez. E gitmeyince de gözlük 3000 lira, 2000 lira diyor. Biz de ne yapıyoruz? Ağlıyoruz. İşte bizim o teknolojiyi geliştirmemiz lazım. O yüzden hani cam sanayinde gelişmişiz diye gözlük camında da gelişmiş olmuyoruz. Ne yazık ki diyorum. Dikkat. Camın her türlüsünü dışarıya ihraç ederiz ama bu optik değil. Seramik sanayi. Seramiğiyle ünlü yerler. Bursa, İznik. Bilecik'te Söğüt ve Bozüyük. Çanakkale, Kütahya, Muğla, İstanbul. Şimdi diyeceğiz ki öğretmenim buraları ben bir yerden hatırlıyorum. Geçmişte tarihte bunlar bir şeydi. Neydi? Çinici. Değil mi? İznik Çinileri. Bilecik, Çanakkale, Kütahya bunlar Çinici. Bunların ataları dedeleri Çiniciymiş. Çocukları da seramikçi, fayansçı olmuş işte. Atadan gelmiş gelenek görenekle aynı ne gibi? Dokumacılık gibi. Bizim ülkemizde gelenek ve görenekle geçmişten günümüze taşınan iki meslekten biridir. Bir dokumacılık, özellikle ünlü dokumacılık. İki seramik sanayidir. Dokumacılık belki herkesin aklına gelir ama seramik sanayini çok da hatırlayabileceklerini sanmıyorum. Organize Sanayi Bölgesi yani OSB. Hiç unutmuyorum, bir anım var bununla ilgili. Böyle bir konferans veriyorum. Bir lise, bir kolej, adını vermiyorum buradan. Orada öğrenciler var. Onlara tahtaya böyle kocaman şey yazdım. OSB nedir sizce bu dedim. Bir dedi ki Orman Sağlık Bakanlığı mı? Ya orada ben bittim böyle. Neredeyse mesleği bırakıyordum. Aman arkadaşlar lütfen. Daha böyle şey bakalım bunlara. Organize Sanayi Bölgesi yani OSB nedir? Ben şöyle diyorum öğrenciye. Türkiye'de diyorum 7 bölgesinin 7'sinde de organize sanayi bölgesi vardır. Bütün illerimizde organize sanayi bölgesi vardır diyorum. Öğrenci bana diyor, yok hocam değil, yok. Var var. Her yerde var. Ve toplamda şu anda 277 tane organize sanayi bölgesi var. Biz de şu anda organize sanayi bölgesinin içindeyiz. Ostim'deyiz mesela. Organize sanayi bölgesiyle öğrenci genellikle neyi karıştırıyor biliyor musunuz? Serbest bölgeyi karıştırıyor. Her yerde olmayan o serbest bölge arkadaşlar. Bunu da karıştırmayın. Bu serbest bölgelerde amaç dış yatırımcıyı çekmektir. Vergi muafiyeti sağlanır ve bunları her yere kuramazsınız. Ama organize sanayi bölgesi öyle bir şey değildir. Bak organize sanayi bölgesini ben size şöyle anlatayım. Bizim ülkemiz hızlı bir büyüme yaşıyor değil mi? Hem nüfus olarak hem de alan olarak nüfusumuzun artması olarak yerleşim alanları da artıyor. Nasıl çarpık kentleşme varsa bir anda ortaya çarpık sanayileşme çıkıyor. Örneğin şehrin içerisindeyiz. Evinizin altında demirci var. Karşıda otomobil tamircisi var. Gürültü oluyor. Bunlara kamyonlar geliyor. Mallar iniyor. Yağlar dökülüyor. Çevre kirliliği yaşanıyor. İşte şehrin içerisinde kalıyor o sanayi tesisleri. Ülkemizde tabii ki yapılan çalışmalarda diyorlar ki biz diyorlar bu sanayi tesislerini alalım şehrin içinden, yani konutların içinde kalan sanayi tesislerini alalım. Şehrin dışında şöyle uzakta otoban kenarında, yani şehrin içine ulaşımı girmeyecek şekilde oraya büyük bir arıtma tesisi yaparız. Orada daha planlı bir şekilde sanayinin gelişmesini sağlarız. Yani o zaman şöyle diyoruz. Şehirlerin hızla büyümesi sonucunda şehrin içerisinde kalan sanayi tesislerini şehrin dışına taşıyarak daha planlı, daha düzenli gelişmelerini sağlamak için yapılmış alanlara ne deniyormuş? Organize sanayi bölgesi deniyormuş. Şimdi
Baktığımızda hedefleri nedir? Sanayi planlı bir yapı içerisinde gerçekleştirmek, çarpık sanayileşmeyi önleyerek planlı sanayi geliştirmek, sanayi kollarının birbirini tamamlayıcı özellik kazanmasını sağlayarak verimlilik artışını sağlamak. Bak ne oluyor? Bizim bir tanıdığımız var. Denizli'yi tekstil olarak biliyorsunuz değil mi böyle? Üretiyorlar. Adam gitmiş orada ne yapıyor biliyor musunuz? Etiket üretiyor. Şöyle bunların kenarlarından böyle etiketler çıkıyor ya. Bütün firmalar gidiyor da ondan etiket yaptırıyor. İzmir'de ayakkabıcılar sitesi var mesela. Adam gitmiş oraya kutucu açmış. Ne kadar zekice bir şey. Herkes senden kutu satın alıyor. Birbirini tamamlayan meslekler. Sanayisi gelişmeyen alanlara yatırım yapmak, çevre kirliliğini en aza indirmek. Çünkü bunlar tek tek olsa kendi arıtma tesisi yapılmaz. Ama topluca bir alanda olduğunda ortak arıtma tesisi kullanılıyor. Vergi denetimini kolaylaştırmak bu nasıl oluyor? Sınırları belli bir alan olduğu için giriş çıkışlarda kontroller var. Kime mal geldi, kimden mal gitti? Bunlar da çok rahatlıkla sağlanabiliyor kontrolü. Altyapı ve ortak sosyal tesisleri daha planlı bir şekilde yapmakta bunun amaç ve hedefleri içerisindedir diyoruz. Gelelim serbest ticaret bölgelerine. Bak bu her yere açılmaz. Neden açılmaz? Burada amacınız şudur. Yabancıyı getireceksiniz. Türkiye'ye yatırım yapmasını sağlayacaksınız. Bu insanlar Türkiye'ye tabii ki gelir. Neden gelir bakın. Sen onlara şöyle avantaj sağlıyorsun. Diyorsun ki firmalar, kurumlar vergisi, gelirler vergisinden %100 muafsın diyor. Bu vergileri ödemiyor. Ondan sonra bölgeye giren mallar için gümrük vergisi KDV ödemiyor. İşçi ücretleri onların geldiği ülkeye göre Türkiye'de çok daha az. Elektrik su paralarından KDV ödemiyorlar. İhracat yaparsa ihracat yaptığı bedelden düşüşler yaşanabiliyor. Elde ettiği geliri başka ülkelere yani kendi ülkesine transfer edebiliyor. Bunlar tabii ki yabancı firmalar için bulunmaz nimetler ve Türkiye'ye geliyorlar 49 yılına böyle arsaları kiralıyorlar geliyor. Peki bunun bize ne faydası var? Yani serbest ticaret bölgesinin kurulmasının bize ne faydası var? Bizim işçilerimizi çalıştırıyorlar, istihdam sağlıyorlar ve bunlar büyük firmalar. Yani öyle boş böyle küçük şeyler gelmiyor. Dünyaca ünlü markalar, firmalar geliyor böyle. İşte İzmir'de belki bilirsiniz Gaziemir'de Optimum karşısında mesela böyle Ege serbest bölge vardır. Espaş. İçinde Hugo Boss var. Almanların dünyaca ünlü bir markası. Delphi var, elektronik üretiyor. Relax Mod var, tekstil üzerine. Şimdi orada çalışan bir işçi kalifiye hale dönüştüğünde oradan çıkıp kendi Türk markalarını yaratıyorlar. Türkiye'de şu anda Mavi Jeans, Kolezyon, De Facto, işte LC Waki birçok Türk markası var. Dünyanın her yerinde bunlar satış yapıyorlar. Ne sayesinde? İşte öncesinde bu serbest bölgelerde çalışarak işçiler kalifiye hale geldi, işi öğrendi ve Türk markaları ortaya çıktı. Türkiye'de daha iyi bir konuma geldi diyebiliriz. Yani bizim asıl hedefimiz bunlar da işi öğrenmek, işçilerimizi kalifiye hale getirmek, tabii Türkiye'ye dışarıdan döviz çekebilmek, nispeten işçilerimize istihdam sağlamak için yapılmıştır diyebilirim. Peki, bunun nasıl sorusu geliyor? Şöyle sorusu geliyor. Diyor ki serbest bölgenin özelliklerini size sormaz. Size bunun özelliklerini anlatacak yani. Serbest bölge şudur budur falan diyecek. Aşağıdaki illerimizden hangisinde serbest bölgenin varlığından söz edilmez diyor. İstanbul'da 3 tane serbest bölge var. Bu arada işte havalimanındaki İşte free shop da serbest bölge olabiliyor. Borsa da serbest bölge. Bir sanayi tesisi de. Yani illa serbest bölge demek sanayi tesisi demek değil. İzmir'de 2 tane serbest bölge var. Biri Gaziemir'de, biri de dericilik üzerine Menemen tarafında var. Ama bazı illerde serbest bölge yok. İşte soru da bu arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Diyelim ki Kayseri olsun, Denizli, Mersin, Rize ve Ankara. Aşağıdaki illerden hangisinde bahsedilen özelliklere veren serbest bölge yer almaz diyor. Şimdi öğrencilerimizin çoğu hemen ne diyor bana biliyor musunuz? En gelişmemiş yeri söylüyor. Hocam Rize'de yoktur falan diyor. Ne yazık ki Rize'de var. Arkadaşlar yanıldınız. Ne yazık ki derken Rize'de olması değil.
Yani sizin yanılmanız oldu. Limanı olan kentlerde oluyor bakın. Mersin mesela, Mersin'e baktığımızda limanı var, doğru mu? Var, serbest bölge oluşturmuş. Rize'de aynı şekilde var. Denizli'de tekstil gelişsin diye serbest bölge açılmış zamanda. Kayseri'de mobilya sektörü bu kadar ileride değilken daha öncesinde yapılmış, mobilya gelişsin diye yapılmış. Ama Ankara'da yok. İstanbul'da 3 tane var, İzmir'de 2 tane var. Başkent Ankara'da yok. Niye yok? Ankara idari kent. Ankara'dan bizim beklentimiz dışa açılması değil. O yüzden hani belki ileride açılabilir ama açılmamış şimdiye kadar. Hatta Ankara'da bayağı tepki gösteriyorlar. Bu iş ticaret yapan insanlar serbest bölge kurulmasını istiyorlar. Ama şimdiye kadar kurulmamış. Bu da bize soru olarak gelebilir. Dikkat. Dikkat çekiciydi. Peki başka hangi illerde yok? Yani hepsini yazamayız ki değil mi? Ben size bir mantık anlatayım. Malatya, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt. Bakın saydığım iller gözünüzde canlandığında nasıl? Böyle nüfusun daha az olduğu, sanayileşmenin çok fazla olmadığı, gelişmişlik düzeyinin düşük olduğu, yabancının haberdar olmadığı kentler, daha iç bölgelerde çok gelişmemiş böyle yerler düşünebilirsiniz. Listeyi gördüğünüzde belki Mardin'i göreceğiz. Ya öğretmenim Mardin var ama ne dediniz? Mardin Suriye ile ticaret yapıldığı dönemlerden kalma bir serbest bölgeye sahip. O yüzden var. Yani demek istediğimi anlarsınız. Hani böyle Malatya, Erzincan, Tunceli, işte Bayburt, Iğdır. Hani böyle baktığımızda buralarda serbest bölgeler yok. Belki işinizi kolaylaştırır diyorum. Gelelim Türkiye'de ticarete. Arkadaşlar 3 tür ticaret var. İç ticaret, dış ticaret, bir de transit ticaret var. Şimdi bunların içerisine baktığımızda öncelikle isterseniz iç ticaretle başlayalım. Bizim ülkemizde iç ticaret oldukça gelişmiştir. Türkiye'de iç ticaretin gelişmiş olmasının en temel nedeni nedir? Bir düşünün bakalım. Neden bizde iç ticaret gelişmiş? Bölgeler arası farklılıklar. Bölgeler arası farklılıklar dediğimizde aslında bu ne biliyor musunuz? İklimsel farklılıklar. Şimdi her yerde, Türkiye'nin her yerinde tek tip iklim olsaydı, herkesin tarım ürünleri benzer olur, kimse birbirine bir şey satamazdı. Ama bizde Akdeniz iklimi var, Karadeniz iklimi var, birinde fındık var, çay var, öbüründe muz var, birinde zeytin var. Tarım ürünleri farklı olunca ticarette ne oluyor? Otomatikman canlanıyor. Bir de bunların yetişme zamanları bile farklı birbirine. Bir yerde karpuz çıkıyor, daha burada olmamış oluyor. Orada domates çıkıyor, öbüründe domates sonra çıkıyor. Bu bile iç ticareti canlı tutar. Madenler. Her bölgede farklı maden var. Farklılıklar ticareti canlandırır. Bir de şu sözümü hiç unutmayın. Gelişmişle geri kalmış arasında ticaret her zaman olur. Batı sanayileşmiştir değil mi? Ege, Marmara sanayileşmiş. Ama doğuda, Güneydoğu Anadolu'da sanayileşme yok. Gelişmişle geri kalmış ticaret yapmak zorundadır. Türkiye 85 milyon nüfusa sahip. Nüfusu kalabalık olan ülkelerde tüketim de ne yapar? Artar. Bu da iç ticareti ne yapar? Canlandırır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bununla ilgili birazcık da sorular falan soracağım size. İsterseniz bunu diğer videoda devam edelim diyorum.